Yani işler iyi giderken bizden, bizim kadrolarımızdan, aynı bizim güçler, kabiliyetimizden, işler kötü gittiğinde dış güçler, hainler, şer odakları lafını acaba satın alan, inandırıcı bulan kaç kişi var, bu bir. İkincisi, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Katar'ı tariflerken özbe öz kardeşimiz dedi. Özbe öz kardeşimiz. Hı. Ama bu özbe öz kardeşimiz Katar, Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum yönetimi artı ABD ile beraber iş tutuyor. Türkiye aleyhine, Türkiye aleyhine ne yapıyorlar? Enerji sondajları yapıyorlar. Bu özbe öz kardeşimiz dediğimiz Katar. Şimdi Katar acaba orada dış güç gibi davranıyor da bize acaba para verirken iç güç gibi veya özbe öz kardeş gibi davranıyor. Bu da işin bir diğer boyutu. Üçüncüsü, şimdi iktidar kabaca 20. yılına girecek değil mi önümüzdeki yıl? Evet. 3 Kasım 2002'den beri kabaca demek ki 20. Evet. yıla hazırlanıyor. Bu süre zarfında bir, özelleştirme geliri 63 milyar dolar. 2, vergi geliri. 3, alınan dış borçlar. Bütün bunlar alt alta konulduğunda herhalde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin bu kaynakları en fazla har vurup harman savuran bir iktidarı olarak öne çıkıyor. Ve gene bir dış güce gelelim. Sen bu dış borcu kimden alıyorsun? Dış güçlerden alıyorsun. IMF ve Dünya Bankası ne oluyor? Dış güç oluyor. Ya da halen 21-22 milyar dolar düzeyinde karşılıklı dış ticareti sahibi olduğumuz ABD'ye biz ne diyoruz? Arkadaş gel bu karşılıklı ticaret hacmini 20 küsürden 100 milyar dolara çıkaralım. Şimdi ABD bu dış güçlerin, bu şer güçlerin en büyüğü. Önceki Başkan Trump bir sosyal medya hesabıyla ben bunların ekonomisini mahvedelim diyor. NATO üyesi olduğumuz halde Kaas'a yaptırımlarına maruz kalıyoruz, muhatap oluyoruz. Ama biz bu dış güçle dış ticaretimizi de 5 kat arttırmak istiyoruz. Dolayısıyla ben artık bu aşamadan sonra yurttaşlarımızın bu dış güçler kavramını pek de satın alacaklarını, bu da pek de itibar edeceklerini düşünmüyorum. Peki siyasete gireceğiz, ekonomide söyleyecekler. Bir cümle söyleyeyim. Ali Haydar. Şunu söylemek istiyorum. Hocam buyurun siz söyleyin cümlenizi. Hayır yok yok, ben hemen bir cümle söyleyeyim. Söylediği şey aklıma geliyor. 122 milyar dolardan aldılar dış borcu. 465 milyar dolara getirdiler. Fakat çok enteresandır. Bu 2022 içerisinde bunun 165 milyar doların ödenmesi var. Dış güçler dedikleri, rol edme dedikleri, takla attırıyorlar ona. Evet. %80'ine takla attıracaklar. Dış güçler, senin dediğin gibi tırnak içerisinde dış güçler olsaydı bunu cash is the king deyip, yani nakit kraldır getir derlerdi. Takla attırıyorlar ve Türkiye'de yine de 80 milyar euro İspanya'nın, 32 milyar euro Fransa'nın sermayesi, Almanya'nın 15 milyar euro sermayesi var ve herhangi bir şey, aman bir şey olmasın diye de bekliyor dış güç dedikleri. Aman bir şey olmasın ki Avrupa Birliği'ne de sirayet etmesin diye böyle de bir konjonktür var. Onun için yani bu hamaset, iç politika yönelik bu hamaset artık bezdirdi. Dış güçler, dış güçler, dış güçler. Özme Damat Bey niye gitti Amerika'da iş adamları toplantı yapıyordu? Yıllarca gitti orada. İkna etmek için. Ve kimseyi de ikna edemediler. Bunun utancı bile yeter ya. Peki. Söyleyeceğim bir şey yoksa Gürkan, kapatıyoruz ekonomi bahsini. Gürkan, siyasi, buyur Zeynep. Şu bir cümle ekleyebilir miyim Gürkan? Buyurun buyurun Enis Bey. Zeynep sen Katar'a göreceksin. Zeynep Hanım da galiba bir şey söyleyecek. Evet evet söyleyecek. Enis Bey siz buyurun. Katar'a geçecek çünkü o. Şeye geçecek. Rıza Zarrab'a galiba. O zaman galiba, şöyle söyleyeyim. Ben bir de müsaade isteyeyim reklam arasında. Tamam. Mecliste biliyorsunuz bütçe görüşmeleri devam ediyor. Dış mihraklarla ilgili olduğu için söyleyeceğim. Buyurun. Bakın kıymeti Hazerun oradaki arkadaşlar da gayet iyi bilir. 2001'den sonra krizin en büyük sonuçlarından biri, en bariz sonuçlarından biri daha doğrusu finans sisteminin yabancılaşması oldu. Bankaların ve sigorta sisteminin neredeyse %60-70'i yabancı sermayeye geçti. Ve bugün Türkiye'de 3 büyük kamu bankası dışında ciddi anlamda bir sermaye birikimi olan 1-2 banka var. Reklama girdiği için onları da söylemek istemiyorum. Bu kur politikası devam ettiği müddetçe önümüzde bekleyen süreç bizi yeni bir yabancılaşma dalgasıdır. Bu emlakta olabilir, turizmde olabilir. Şu ya bakın Edirne'ye, ne demek istediğimi anlarsınız. Doğru, doğru, doğru. Bir Kars'a bakın, yani sınır kentlerine bakın. Ya Bulgar levası, yok
başka bir ülkenin para birimi artık o kadar ciddi anlamda değer kazandı ki Türkiye'yi satın alacak noktaya geldi. Bunu şu anda bireysel olarak yapıyorlar. Geliyorlar Edirne'ye, alışverişlerini yapıyor, gidiyor. Ya da Azeri kardeşlerimiz geliyor Kars'a, Ardahan'a, oradan alışveriş yapıp gidiyor. Ama bunun arkasında bir de kurumsal sermaye gelecek. Yani bakın, ekonomik kurtuluş savaşı dediğiniz aslında ekonomik teslimiyete gidiyor Türkiye. Bunun altını kalın kalın çizelim. İkinci maddede yine çok basit bir cümle kuracağım. Hocam düzeltti, sağ olsun. Muhtemelen onun rakamı benimkinden daha günceldir. Ben 60-65'te bıraktım yani ekonomide. Şöyle 100 dolarlık bir üretimde 60-65 civarında bir ithal payı olduğunu söyledim. Hocam 70'i bulduğunu söylüyor. Doğrudur. Genel giderleri falan koyduğun zaman %54'te üretici enflasyonu var. Yine hocamın söylediği gibi. Bu adam bu fiyatları yansıtamıyor. Nereden tasarruf edecek? Şimdi millet asgari ücrette şurada burada müjde bekliyor. Çok haklı, çünkü aç. Kira arttı, ayçiçek yağı arttı, şu arttı, ulaşım gideri arttı, çocuğun bezinin fiyatı arttı vesaire. Maaşın da artması gerekiyor. Fakat kötü bir haber vereyim. Şu anda iş dünyasının önünde tasarruf yapabileceği tek kalem emek payıdır. Bakın son büyüme rakamlarında bunun işaretini gördük biz. Bütün diğer faktör gelirleri artarken emek payı düştü. Ve bu hızla düşecek. Daha Türkçe söyleyeyim o zaman. Burası nasıl olsa aile meclisi, işsizlik artacak. Doğru. Onu ve bir önce sizden önceki şeyde fiyatlar başlayacak. Konuşmuştuk. Yani asgari ücreti çok yüksek arttırdığınız zaman eğer vergide de bir düzenleme yapmazsanız, doğru, vergi payında, bu otomatikman işsizliğe yansıyor zaten. Bu hayır, bu krizin tabii sonucu da öyle olacak. Sadece asgari ücret için söylemedim bunu. Şu anda da zaten asgari ücreti, yani çok açık konuşalım. Bugün mevcut asgari ücretin yarısına çalışan insanlar da var. Doğru. Ne yapıyor? Banka kartını veriyor firmaya. Banka kanunen tam maaşı yatırıyor. Ondan sonra karttan yarısını alıyor. Yarısıyla öteki devam ediyor. Doğru. Bakın bu iki şey Türkiye'de sosyal hayatı, sosyal barışı çok etkileyecek iki gelişmedir. Ve bu hükümet bunlar sanki yokmuş gibi, mezarlıkta ıslık çalar gibi, korkmuyorum, bana bir şey olmaz, canım acımadı diye yola devam ediyor. Bu güvensizlik, bu idraksizlikten kaynaklanıyor. Güven istiyormuş yeni bakan. Önce idrak et. Ben üzülürüm de diyerek idrak ettiğini anlatamazsın. Peki. Enis Bey, o zaman sizi tutmayalım. Bütçeye gideceksiniz. Zaten onun için Ankara'dan katıldınız. Yoksa İstanbul'a gelirdim demiştiniz. Evet. Çok efendim. Teşekkür ediyoruz. Seve seve, şeref duyuyorum. Sağ olun. Biz de bu arada bir reklam yapayım. Buyurun. Kemal Yarı'nın ciddi bir okuruyum. Her geçen sayı biraz daha iyiye gidiyor. Onu da size paylaşayım. Bunu sizden duymak bize gerçekten hem motive etti hem de çok onur duydum. Çünkü sizin gibi deneyimli bir gazeteciden. Ama Oya abla da beğeniyorsa tabii sınıfı geçtik demektir. Asıl zorlu öğretmen Oya abla. Oya abladan geçen not aldıysak orası iyidir. Çok teşekkür ederiz Enis Bey. Sağ olun. Ayağınıza sağlık.